Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar ve kuşçu camiası. Hepinize tekrardan merhaba. Evet, kışa getirdik. Görüyorsunuz her taraf kar. Bugün arsadayız. Kar yağdı dünden beri. Dün gece -13, -14'ü gördük. Şu anda da hava sıcaklığı -2 derece yaklaşık. Gerçekten soğuk bir hava var. Bayağı bir kar yağdı. Kümesin önüne geldik. Dedik kuşları çıkartacağız. Dedik bir kuşları çıkartalım, biraz havalansınlar. İçerisi biraz havasız. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şu salmanın en çok bu huyunu seviyorum gerçekten. Kar, kış, fırtına. Hiç önemli değil. Ne güzel kuşları çıkartıyorum. Her türlü kuşları çıkartıyorum. Gezdiriyorum, eğlendiriyorum. Dün de bayağı kar yağarken kuşları çıkarttık. Görüyorsunuz arkadaşlar, hava biraz açık, ayaz bir hava var. Bu hava durumu gerçekten bizi biraz kötü etkiliyor. Soğuk, özellikle yerler çok buz. Düşe yani. İş yerine gelirken sabahtan beri 2-3 defa düştük. Bayağı bir sıkıntı. Düşe kalka geliyoruz işte. Hayatta böyle değil mi zaten? Düşe kalka yürürüz bu hayatta. Diyerek size biraz etrafı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle karları görüyorsunuz. Ağaçlar. Ağaçlar çok güzel bir görüntü oluşturmuş ya. Panoramik bir görüntü oluşturmuş. Geldik. Evet. Paspasımızı aldık. Biraz bir yukarıyı temizledik arkadaşlar. Yukarıda kar vardı. Onu temizledik. Şimdi gelip kuşları çıkartacağız. Kuşlar çok şükür iyiler. Herhangi bir sıkıntılar yok. Kış olmalarına rağmen hava güzel. Bakalım durumları nasıl. Evet dost meclisi, şimdi geldik. Değildeyiz. Kapıyı açacağız. Kuşlar çıkacak. Evet arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Çıkabilirsiniz. Buyurun efendim, buyurun buyurun. Gelin bakalım, gelin. Evet Adile Hanım, buyurun çıkabilirsiniz. Bizim Adile'miz arkadaşlar, ismi Adile. Gelin bakayım. Evet Fato da çıkmaya başladı. Şansımıza güneş açtı arkadaşlar, görebiliyorsunuz. Güzel oldu, güneş açtı. Kuşa çıkmaya başladı. Haydi oğlum, nazlanmayın, gelin. Ya şu hayvanları kışın sevmek de ayrı bir şey ya. Şu dışarıya bakıyorsunuz, mis gibi kar. Buraya bakıyorsunuz, ne güzel. Oh, güneş de açıyor. Sırtımızı da güneşe verdik. Siz böyle havanın güneşli olduğuna bakmayın arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz güneşli havada daha soğuk olur havalar. Şu an -2 derece. Bayağı bir soğuk ya. Bahar çıkıyor ağzımızda. Kızım sen de mi çıktın? Şu arkadaşı görüyorsunuz arkadaşlar, bu kara kuruk çiçeği. Baya bir yavruyken gitti. Gidiciydi yani, baya bir gidiciydi. Aldık eve götürdük. Birkaç gün evde baktım. Kendi elimle besledim biraz. Toparladı çok şükür. Evde birkaç gün misafir ettik, geldi. Tavuklar da gelmeye başladı. Burada baya bir tavuk besleniyor arkadaşlar. Yani baya bir Hint horozları falan baya çok var burada açıkçası. Görüyorsunuz maşallah arkadaşlar, kuşların durumu çok iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok. Birkaç tanesinde sadece biraz böyle tüy döneminden çıktığı için biraz rahatsızlık vardı. Kırgınlık vardı. O da çok şükür gitti. Şu dişimiz biraz yumurtalıydı. Biraz rahatsızdı galiba. Yumurtlamadı. Artık içinde mi kaldı yumurta? Ne oldu bilmiyorum yani. Şu an bakıyorum yumurta var. Çıkartamadık açıkçası. Korkuyorum bir yandan da kuşa zarar vermekten. Şu an iyi gibi yani. Yemini suyunu içiyor, geziyor ama işte. Bakalım. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Durumu nasıl bakayım? Şampiyonum benim be. Baba bakıyor etrafa.
Arkadaşlar kuşlara bugün Vitafor vereceğim. Şu ilacı vereceğim. Geçen birkaç abimizle biraz konuştuk. Birkaç konu hakkında biraz fikir birliğine vardık. Yani kuşlara aşı gerçekten önemli, onun birliğine vardık. Çünkü birkaç hafta kuşlar bayağı bir hastalandı, rahatsızlandı. Dedik yani bunu ne yapalım? Bir veteriner arkadaşlarla görüştük. Birkaç abimiz vardı, Feyyat abimizle görüştük. Bir fikir alışverişinde bulunduk. Bizlere söyledi ki aşı gerçekten önemli dedi. Biz de dedik ki abi aşı önemliyse biz de yaparız. Yalancı veba aşısı vardı arkadaşlar. Bronşit aşısı. Newcastle hastalığına göre. Yani salmonella'nın bir diğer ismi arkadaşlar. Yani kanatlı hayvanlardaki ismi Newcastle hastalığı. İşte biz de bu hastalık için gittik dedi ki bunun için hangi aşı var elinizde? Şu an dedi ki birçok aşı dedi genelde kuşlara enseden ya da göğüsten kuşlara vuruluyor. Fakat bu dediğimiz şu an ekrana da getireceğim sizlere arkadaşlar. Hipravir Newcastle aşısı, aşısı. Onu ver dedi. Onu dedi sularına katıyorsun. Kuşları dedi aç susuz bırakıyorsun. Sularına katıyorsun dedi. Kuşlar dedi 12 saatte bitirmesi lazım dedi. Yani 2-3 saatte bir içinde kalacak dedi. Kuşlar onu içecek. Bayağı bir toparlayacak. Gerçekten şöyle bir şey oldu. Mesela sarı dişimiz vardı. Nerede o? Burada. Şu arkadaşlar. Şu dişimiz yani aşı dediler ki yani hasta olan varsa hastaları iyileştir. Yoksa hastalar ölür. Çünkü siz kuşa ekstra bir virüs takviyesi yapıyorsunuz. Çünkü vücut bunu tanıyor. Daha sonra bu hastalık geldiği zaman bununla mücadele gidiyor. Yani korona gibi arkadaşlar. Korona aşısı gibi. Mesela bize aşı yapıldığı zaman vücuda virüs veriliyor, enjekte ediliyor. O vücut onu tanıyor. Daha sonra bu gelen bir virüs olursa ona hemen müdahale ediyor. Mesela şu dişimiz vardı. Şu dişimiz bayağı bir kötü durumdaydı. Yani aşı vermiştim. 2 gün sonra yani bir kötüleşti. Sonra hemen toparladı. Büyük ihtimalle bir hastalık vardı vücudunda. O ilaç biraz ona ağır geldi. Aşı. Sonra ama hemen kendini toparladı çok şükür. Yani gene bu Azat'ın Zeynep Arka Tepesi de öyleydi. O da biraz öyle kötüydü. Sonra toparladı bayağı bir. Dedi ki aşı ver. Tamam dedim abi aşıyı verdim. Dedi ki 3-4 gün sonra arkasından Vitaform ver dedi. Çünkü bu vitamin artı antibiyotiktir arkadaşlar dedi. Dedim ki abi ne işe yarıyor? Dedi ki kanatlı hayvanlarda kullanıyor. Burada zaten yan tarafta görüyorsunuz. Nasıl muhafaza edilmesi gerektirdiği, nasıl kullanılması gerektiği, kullanım şekli, tozu, derecesi falan hepsi burada anlatılıyor arkadaşlar. 2,5 litre suya arkadaşlar, 2,5 litre suya bir çay kaşığı atıyorsunuz. 3 gün ya da 5 gün mesela eğer ki kuşlarınızda bayağı bir vitamin düşüklüğü ya da bir antibiyotik düşüklüğü varsa 5 gün verebilirsiniz. Ama eğer yoksa hani kurdan sonra mesela kür yaptığınız kuşlarınıza işte kuşlarıma ilaç tedavisi yaptım. Kuşlarımda biraz halsizlik oluştu bu ilaç tedavisi için. Ne yapabilirim diyorsanız Vitaform verin arkadaşlar. Hem vitamin hem de antibiyotik tedavisidir. Bayağı bir işinize yarayacaktır açıkçası. Ya ben verdim kuşlar toparladı. Şu an dün verdim bir de bugün vereceğim. Maksat dedim kuşlar biraz toparlasın biraz daha kendilerine gelsinler. Çok şükür iyiler şu anda. Ya görüyorsunuz kuşlarla herhangi bir sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Bu size iki video, birkaç önce video önce gösterdiğimiz turşu yapımı var ya arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Şu bize size birkaç video önce yaptığım yani hazır elle yaptığımız turşu. Arkadaşlar görüyorsunuz hepsi dibe çökmüş. Bakın. Demek istediğim de buydu arkadaşlar. Yani hepsi dibe çökmesi lazım. Yani böyle dibe çökmediği zaman şurada kaldıysa sıkıntı. Hava almamasını sağlayın. Yani ağzını bir şekilde muhakkak kapatın. Hava almasın. Şöyle görüyorsunuz. Dibe çökmüş. Geçen kuşlara verdim ben arkadaşlar. Şu an zaten yarıladım bayağı. Yani üstünü bayağı bir verdim. Şuraya kadardı. Şuraya kadar gelmiş. Gerçekten kuşlar bayağı bir içti. Normalde kış olduğu için kuşlar su içmezdi ama bunu verdiğimden beri kuşlar bayağı bir suyu bitiriyor. Maydanozu sevdiğiniz sadeliler de gerçekten öyleymiş. Şu an görüyorsunuz hepsi dipte. Şöyle daha da göstereyim. Evet böyle. Turşumuz da böyle arkadaşlar. Çok şükür görüyorsunuz. Kuşlarda herhangi bir sıkıntı, bir kırgınlık falan yok. Hava ne kadar soğuk olursa olsun muhakkak vitamin takviyesi yapmanız lazım. Özellikle bu vitamin takviyesi doğal olmak zorunda. Doğal olmazsa bayağı bir sıkıntı çekersiniz. Oğlum ne yapıyorsun? Bu da benim Nisan ayın geçen sene Nisan Şubat arasında aldığım yavrulardan bir tanesi.
Baya bir şey açıkçası. Toparladı kendini. Biraz salabaştı. Yavruya kustu. Toparladı kendini. Arkadaşlar çoğu kuşçu camiasındaki abilerimiz, üstatlarımız şöyle bir şey yapıyor. Yani 9. ayda, 10. ayda, yani Eylül-Ekim ayı arasından itibaren yavruları ayırmaya başlıyorlar. Yani kuşları ayırmaya başlıyorlar dişili erkekli diye. Yani benim kümesimde de imkan vardı, ayırabilirdim gerçekten de. Yani ayıramadım bir türlü. Kuşlar bir anda yumurtlamaya başladı. Şu an bir 5-6 tane kuşum yumurtalı. Hala bazıları da yumurtlamaya çalışıyor. Ayıramadım açıkçası. Hani bazıları diyor ki kuşları gerçekten diyor evet halsiz düşüyor. Bazıları diyor ki kuşların vitamin takviyesi yapsan da kuşları ne kadar yumurtladığı zaman gene bir hastalığa davetiye çıkartıyor. Haklılar aslında o konularda. Ben çok hak veriyorum onlara. Çünkü kuşların da bir dinlenmesi lazım arkadaşlar. Yani böyle sürekli yumurta, sürekli yavru kuşu ister istemez yıpratıyor. Yazında istediğiniz performansı alamıyorsunuz. Nasıl alabilirsiniz ki? Kuş yani her gün sürekli düşünsenize 2 ayda bir, 1 ayda bir ya yumurta ya yavru, ya yumurta ya yavru. Sıkıntı gerçekten. Ben ayıramadım açıkçası da. Şu an ayıracağım açıkçası. Şu orta bölmeyi böleceğim. Tel yapacağım. Sağ tarafını kullanmayacağım. Erkekleri koyacağım. Sol tarafa da dişileri koyacağım. Bu şekilde ayıracağım kuşları. Kuşlarda hastalık olmadığı zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Böyle bir kendimi rahat hissediyorum. Değil mi kızım? Bu da bizim Fatonun kızı. Kiremit işimiz. Bir diğer kardeşi var. O da aynısı. Ama bu galiba yumurta da aynen. Kendisinde yumurtası var şu an altında. Dediğim gibi arkadaşlar şu turşuyu kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Çok iyi bakın görüyorsunuz. Yani Ekim'de yaptık galiba. Evet Ekim'de yaptık. Şu an aradan 1,5-2 ay geçti. Şu an görüyorsunuz dibe düşmüş. Ve ben bunu kuşlara vermeye başladım açıkçası. Çok çok işe yarıyor. Kuşlar için doğal antibiyotik. Ya zaten kuşlar hastalandığı zaman ya sarımsak veriyorsunuz. Ya sirke veriyorsunuz. Ya limon veriyorsunuz. Genelde bunları veriyorsunuz. Bu tamamen sizin için doğal. Bir de tavsiye ettim. Vitaform var. Kuşlara şimdi netleşsin bakın. Evet. Kuşlara bugün bunu vereceğim arkadaşlar. Böyle hırıltı fık fık dediğimiz o üst solunum hastalığına da gerçekten iyi geliyor Vitafon. Bunu da kuşlara vereceğim bugün. Dün verdim, bugün verdim. Yarın vereceğim 3 gün. Ondan sonraki gün temiz su. Daha sonraki gene antibiyotikten devam edeceğiz bu şekilde. Kelebek erkek de çıktı. Oğlum sen yavru da değil miydin? Bana geliyor. Gel bakayım. Üçü de geçen senin yavrusu arkadaşlar. Fırtınamız da geldi. Evet dostlar ilacımızı koyduk Vitaform'u. Görüyorsunuz kuşlar bayağı aç. Normalde kuşlara 3 litre veriyordum arkadaşlar. Bu sefer 2,5-2,5 veriyorum ki maksat bitirsinler. Hani kalmasın sürekli yenilenmesi lazım suyun. Tazelenmesi lazım. Bir de arkadaşlar ayrıca mesela suyu dolduruyorum ben. Bir gün öncesinden bırakıyorum su dinlensin. pH değeri biraz düşsün. Bu kuşlar için biraz daha yararlı. Yani kuşlara hazır su veriyormuşsunuz gibi bir şey oluyor. Havada biraz daha da açtı, daha da güneşlendi. Şimdi bu havada tam kuşlara bir leğen bırakıp yıkanma vakti açıkçası da. Çekiniyorum biraz. Turuncu bir su oluyor arkadaşlar. Bunu böyle çalkalayın ki dibinde su kalmasın. Yani dibinde toz olarak kalmasın. Şöyle görüyorsunuz. Bayağı bir dağıldı. Güzel. Kamerayı bırakayım. Evet arkadaşlar şimdi kuşlar baya bir gelecekler, su içecekler.
Bu benim yoldaşın yavrusu arkadaşlar. Son yavrusu. Uzun zamandır yavru alamıyorum kendisinden. Oğlum ne kendini yerine de bırakıyorsun ya, şeyler gelsin, diyeleri gelsin. Seni sevmiyorum artık. Git buradan. Kahrol düşman. Al sana yem. Kuşlar mutlu görünce ben de mutlu oluyorum açıkçası arkadaşlar. Bayağı bir rahatlıyorum ben de. Arkadaşlar yayınıma burada son veriyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki kafanıza takılan bir sorular varsa sorabilirsiniz. Günümüz döndüğünce size yardımcı olmaya çalışacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetiniz arkadaşlar.